yaşayışımın sayılı nurlu günlerine bir gün daha katıldı. O da nefeslerimizin kucaklaşarak bir sona erdiği ateş güneş yuvasının çatısı altında sizinle bir arada bulunduğum bu güzel günümdür. Çocuklarım, gece karanlıklarını kovalayan güneşin güne ve günü bekleyenlere verdiği canlı umutlar neyse gözlerimiz kadar koruyarak gelecek için yetiştirilmenize hizmeti bugün en büyük iş tanıyan bizler, sizlerde aynı umutları görmek için yürekler titremektedir. Bir gün Türkiye'nin, Türklüğün tam ve olgun yüksek insanlarının yerlerine oturacak ve onların boşluklarını dolduracak asil ve necip Türk yavrularısınız. Şimdiden hatırınızda kalsın ki bugünden son nefesinize kadar ak ve pak alınlarınızı yükseklerde tutacak olan kanınızla, adınızla, sanınızla bağlı olduğunuz bu temiz Türk kökünü, bu insanlığın ve insaniyetin gövdesini, çocuklarım, bu kıymete gelebilmek için her şeyden evvel birlik, beraberlik sevgisini bugünden küçük dimağlarınıza yerleştireceksiniz. O kadar ki Türk çocukları bir ailenin evlatlarından daha yakın, birbirini seven, gülmede, ağlamada, sevinmede, dertlenmede birbirinin haliyle hallenen öz kardeştirler desinler. Çocuklarım, bizden evvel gelmiş, geçmiş büyük dedelerimizde ildaşlık, arkadaşlık en temiz, en büyük, en sevimli bir işti. Otak önüne dikilen sancak veya tuğ, ihtiyar, genç, bütün o sancağı, o tuğa yürek bağlayanları bir araya toplamaya kâfi gelirdi. Bu toplanma ne yasa korkusu ve ne de başbu korkusu ile olurdu. Bu toplanmaya candan koşturan şey Türk analarının, o ölçülemeyecek kadar yüksek, kıymetli Türk hatunlarının çocuklarına ilk gülmeye başladıkları andan itibaren verdikleri birlik, beraberlik terbiyesinin herkesi yürütüşüydü. Orada dirilik olduğuna tam inanları vardı. Muhterem anneler, muhterem babalar, her vakit hürmetle baş eğdiğimiz Türk kadını, Türk anası ev işleriyle ocak dirliğini kurmayı ve korumayı, erini candan severek güler yüz ile oyalamayı, daima onu dinç tutmayı, çocuklarını buduna yalnız değil, insanlığa, insaniyete hizmete hazırlamayı en zevkli bir yol yapacak ve Büyük Gazi Hazretleri'nin buyrukları gibi dünya yüzünde gördüğümüz her şey onun eseri olacaktır. Efendilerim, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı en büyük kutlu kuvvet, sağlıklı, cesaretli, seciyeli, ahlaklı, birliği, beraberliği, yurdu, budunu candan seven, çocuklar yetiştirmeye kendilerine vakfeden annelerdir. Efendilerim, çocuğun her şeyi annesi olduğu gibi Türk evinin, Türk ocağının yegane varlığını tutan da erdir, babadır. Kadınsız, çocuksuz evin, parasız kasaya, ersiz, erkeksiz evin, temelsiz binaya benzediğini büyük atalarımız söylemişlerdi. Bugünkü aile yaşayışında aynı haklarla birbirini tamamlayan eşlerin mesut ve bahtiyar olmaları için bu ecdat düsturunu çocuklarımıza ilk dinliler yapmalıyız. Çocuklarım, dinlediğiniz öğütlerimi tutacağınıza temiz yüzlerinizle, güzel tatlı tatlı bakışlarınız şahit olmaktadır. Şimdi de büyük Gazi Baba'dan can alan, nur alan o büyükler büyüğünün yollarında onun buyruklarıyla yürüyen
ateş güneşler yuvasının çocukları olarak gülün, eğlenin, koşun, oynayın, yiyin, için. Yaşayın geleceğin büyük hanımları, büyük anneleri, yaşayın geleceğin büyük beyleri, büyük babaları.